Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni kullanıcılara tavsiyeler adında bir tane video paylaşacağım. Onda da hani kendi yaşadığım kazalardan örnek vererek 125cc, 250cc artık neyden başlıyorsanız isterseniz 50cc'den başlayın. Benim yaşadığım olaylardan örnek vererek nasıl kazalar yaşayabilirsiniz size örnekleriyle açıklamaya çalışacağım. İlk kazamı söyleyeyim. Bir kavşaktaydım. Bir kavşaktan Hasanpaşa Belediye'nin oradan dönerken sağdan gelen bir araçla soldan gelen araç beni sıkıştırdı. Ben de ortalarında sıkıştım. İki bacağım yaklaşık iki hafta boyunca arada sıkıştığı için ve ben de hani hangisinin hangi hızda, benim de deneyimsiz bir zamanımda hangisinin hangi hızda geldiğini tahmin edemediğim için yavaşlamadım. Ben de hızımı yavaşlatmadım. Dışarıdan sağdan gelen araçla soldan gelen aracın arasında kaldım. İkisi birbirine çarpmadı ama ben ikisine çarpıp o zaman enduro bir motor kullanıyordum. Şimdi scooter kullanıyorum. Enduro motor kullandığım için bacaklarım bayağı açıktaydı. O yüzden de bacaklarım arada sıkıştı ve yaklaşık 2 hafta boyunca yürüyemedim. Bu kazalarımdan bir tanesiydi. Yani kavşak geçişlerinde, kavşak dönüşlerinde özellikle hani sizden hızlı gelen araç, sizden yavaş giden araç veya işte solunuzdan veya sağınızdan geçen araç varsa yavaşlayın. İkisine de aynadan kontrollü şekilde bakın ve ona göre dönüşünüzü yapın. Çünkü kavşaklarda biliyorsunuz en çok kaza yapılan yerler ve geçen sene yaşanan kavşak kazaları yaklaşık 10.000 küsürdü, 10.500 müydü, 12.500 müydü öyle hatırlıyorum. TÜİK'in verilerine bakmıştım. 12.500 kavşak kazasında yaklaşık %15'i galiba ölümlü olarak sonuçlanmış. Ve motosiklet kazaları bu %15'in içinde %14. Yani diyelim işte 10.000 kişi yaralandıysa bunun 1500 tanesi motosiklet sürücüleri ve diyelim işte 10.000 kişi toplam hani kavşak kazalarında zarar gördüyse bunun 1500 kişisi motosikletli. Bunların ölümlü veya hangilerinin kazada yaralanmalı olduğunu tam olarak bilmiyorum. Hani TÜİK verilerinden bir ara bakmıştım. Söylediğim zaten rakamlar da tahmini rakamlar. Ama hani eğer şey yaparsam, bulabilirsem TÜİK verilerini onu paylaşacağım. 2019'un verileri var. Aylık aylık aslında onların paylaşıldığı bir tane yer var. Onun linkini de aşağıya atarım. İkinci kazamda da şöyle bir şeydi. Bostancı Köprüsü'nün altından yukarıya doğru çıkıyordum. Onu zaten daha önceki kazalardan bir tanesinde kaza örneği vererek anlatmıştım. Yukarı doğru çıktığım hız, yani yokuş yukarı çıkıyordum. Yokuş yukarı çıktığım hız yaklaşık 40'tı. 40'ta çıkarken sağ yokuştan bir tane kadın sürücü indi. Orası o zaman çift şeritti, gidiş gelişti. Ama karşıdan araba gelmiyordu. Yokuştan inen aracın duracağını düşündüm ben. Fakat durmadığı için ben de son anda panikledim ama karşı şeride geçtim. Karşı şeritten herhangi bir araç gelmiyordu. Fakat yokuştan inen araç durmadı ve bana çarptı. Onda da büyük bir zarar gördüm. Kafamı vurdum. Kask olmasına rağmen zarar görmüştüm. Onu da söyleyeyim. Ve hani bu kazalar hani anlat bitmez zaten. Ama hani söyleyeceğim birkaç tane daha şey var bu kazalara ait. Özellikle yeni kullanıcılar yol hız sınırlarını aşmayın. Aştığınız zaman başınıza herhangi bir şey gelebileceğini bilin. Ve büyük araçların arasına girmemeye çalışın. Büyük araçların sağına soluna kör noktalarına girmeyin. Bu kör noktaların zaten hani en büyük kazaların neden olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Ama bilmiyorsanız ben de tekrar etmiş olayım. Bununla alakalı bir tane daha kazam var. Ama bunu hafif atlatmıştım. Bir kamyonun sağ tarafından gidiyordum ve yolun sağıydı zaten. Ve kamyon ani şekilde yavaşlayıp yan kapısını açtı. O da benim neredeyse kafa seviyeme geliyordu. Son anda görüp kafamı eğdim ama kafamın, yani kaskla beraber kafamın bu tarafına tabii o kapı çarptı.
Ve hani şöyle bir sendeledim, motorum düştü ama kolay ayağa kalktım. Çünkü hani sendeledikten sonra hemen doğrulmaya çalıştım. Motor altımdan kaydı ama son anda kurtarmıştım. Kurtaramayabilirdim de, tamamen çarpabilirdim de kafama. Ama çarpmadan ani bir refleksle kurtulmuştum. Bu da olabilecek kazalardan bir tanesi. Zaten kapı açılma kazaları bizim en büyük dertlerimizden bir tanesi. Özellikle trafik içinde bazı arkadaşlar, hani eski kullanıcılar da yapıyor bunu veya spor kullanıcılar da yapıyor. Olmaması gereken hız yapıyorlar. Özellikle hani sağ en sol şeritle sağ şerit arasındaki aradan kırmızı ışık, işte en öne geçmeye çalışmak, işte sıranı beklememek, bütün aralarda giderken hızını kontrol etmemek gibi sorunlar çıkıyor. Onlardan bir tanesinde ben de zaten bir açılan araç kapısına çarptım. Ve hani ön tekerleğim aracın arka kapısından içeri girdi. Orada bir tane hani kapıyı açan bir tane çocuk vardı. Babası aslında hani ben içeriye, tekerleğim içine girdi yani arabanın. Çocuğa neyse ki bir zarar gelmedi. Çocuk anında ayaklarını çektiği için, yoksa hani çocuğun ayaklarını belki de ezmiştim, belki de şey yapmıştım. Ama hani yavaş gitmeme rağmen düşünün, hani bu 30'la falan gidiyordum. Ben de hani böyle bir hata yaptım. Herkes hata yapabilir. Hani ben burada kendimi mükemmel bir sürücü yerine koymuyorum. Sadece olan kazaları size, benim yaşadığım, 30 yıl içinde yaşadığım kazaları anlatıyorum. Bir tanesi de Üsküdar'ı Bağlarbaşı'na bağlayan o mezarlıkların olduğu yerde hem aşağıya Kadıköy'e dönüş var, hem işte Üsküdar'a ayrılan yol var. Bu tarafta, arka tarafımda Bağlarbaşı'ydı. Orada giderken sağ taraftan bir tane otobüs geldiğini gördüm. Son anda gördüm onu. Sola doğru kırdım, fakat sola doğru kırınca tabii ki sol tarafımda başka bir araç vardı. Soldaki aracın camı açık olduğu için elim camdan içeriye girdi ve motorun kontrolünü kaybettim. Motor anında altımdan gitti. Motora otobüs çarpmadı, motor sürüklendi ama ben hani açık olan camdan arabanın içine kadar girdiği için elim oradan tutundum. Motorla beraber sürüklenmedim. Böyle bir kazam da oldu. Bu kazalarım hani tabii ki hani bana zarar gelmeyen kazalar olanlar da var. Zarar gelmiş olanlar da var. Özellikle o demin anlattığım Bostancı kazasında büyük bir zarar gördüm. Daha önceden de anlatmıştım zaten. Kaşım yarılmıştı. Çenem patlamıştı. O tarz kazalarda olabiliyor. Büyük de zarar görebiliyorsunuz. Özellikle üçüncü diyeyim. Hani kavşak kazaları, zaten bu tarz kazalar çok fazla oluyor. Üçüncü dikkat etmek gereken şey, yani bir, hızınıza, kavşaklara, geçiş üstünlüğüne dikkat etmek. Hani kör noktalara girmemek, o dört olsun. Hani bir tane de beşinci sıralayayım. Beşincide de yağışlı hava. Yağışlı hava benim de en korktuğum havalardan bir tanesi. Çünkü hani lastiklerin ne kadar tutacağı, frenlerin ne kadar tutacağı belli. Hani frenlerin 50 kilometreden, 60 kilometreden sonra yağışlı havada durabilme süresi normal havalara göre yaklaşık 2 katı. 2 katı değilse bile 1,5 katı kadar yavaş durabiliyorsunuz. Çünkü tekerlekler veya işte frenlerin kilitlendiği zaman lastiklerin kaydığını ve asfalt üstünde bu lastiklerin aslında belirli bir tutma oranı olduğunu siz de bilin diye anlatıyorum. Bir tane kullandığım moto, hani yine buna örnek vereceğim kendi ufak kazalarımdan. Yani bunu da kaza yapmış sayılmam aslında. Öndeki arabaya bir tane biraz dokundum. Tutacağını düşündüm. Fener yolunda giderken tutacağını düşündüm. Gittiğim sürat 30. Çünkü hani sol tarafa doğru dönecektim. Fakat nedense sola doğru dönmeye çalışırken hafif frene dokundum. Frenin hiç tutmadığını fark ettim o sırada. Fren hiç tutmadığı için ben de hani dönmekten vazgeçtim. Çünkü karşı kaldırıma çıkabilme
çıkıp kaza yapabilme ihtimalim vardı. O yüzden tekrar düzeltip düz gittim. Fakat önündeki araba yavaşlamıştı. Ona hafiften dokundum. Ne oldu? Hani frenleri sıkmama rağmen önündeki arabaya hafif dokunduğum için ve parmaklarım hani şu şeyi tuttuğu için, gidonu tuttuğu için şu parmaklarım geriye doğru gitti. Ve öyle gidince de bileklerim yaklaşık 3 gün, 4 gün falan ağrıdı. Böyle bileklerime sarmak zorunda kaldım, bandaj sarmak zorunda kaldım. Yani bu basit bir kazaydı. Bu öyle şeyler de olabiliyor. Yani ben hani bunlardan örnek vererek size hani ekipmanlarınızı her zaman takın. Herhangi bir kaza geldiğinde başınıza o ekipmanlar sizin en büyük koruyucularınız da demek istiyorum. Özellikle yeni kullanıcılar bu tarz şeylere dikkat ederse tabii bir sürü şey var anlatılacak. Yani bir sürü de kaza örneği, hani arkadaşlarımın da yaşadığı kaza örnekleri var. Ondan sonra özellikle hani U dönüşleri yapan, olmadık yerde U dönüşü yapan insanlar oluyor. Olmadık yerden geri dönüp veya geri vitese takıp geri gelmeye çalışanlar oluyor. O insanlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Sinyal vermeden dönenler oluyor. Sizi sıkıştırmaya çalışıp size zarar gelmesinden hoşlanan tipler bile var. Yani hani bunları da aklınıza tutarak hızınızı, bakış açınızı koruyarak gidin. Umarım anlattıklarım, benim bu anlattıklarım zaten tavsiyeler. Uyup uymamak tamamen sizin inisiyatifinizde olan şeyler. Ben kendi kazalarımdan örnek vererek bunları anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Arada sırada böyle videolar paylaşacağım. Daha önceden de 50cc kullanıcıları için tavsiyeler videosu paylaşmıştım. Şimdi de yeni kullanıcılar için tavsiyeler videosu çektim. Umarım beğenirsiniz. Dediğim gibi hepinize iyi sürüşler. İyi ki varsınız.